Evet, sizin de başlıkta gördüğünüz gibi bu videoda Vestel telefonlarının ne kadar yerli olduğuna ve gerçekten de %100 yerli olmalı mı onları konuşacağız, onları inceleyeceğiz. Şimdi Vestel telefonun en üst seviyesi olan Z20'nin Vestel'in kendi sitesinden özelliklerine bakalım. Ekran panellerinin nerede aldığını bilmiyorum çünkü kendi sitelerinde öyle bir bilgiye yer vermemişler. Ancak Gornik Gorilla Glass adlı bir telefon koruma camı mevcut. Bu Gornik Gorilla Glass şirketi telefonlar için dayanıklı camlar üretiyor ve Amerikalı bir şirket ve dünyadaki neredeyse her üretici bu şirketten bu camları temin ediyor. Samsung'undan tutun Huawei'sine, Xiaomi'sine kadar, Sony'ye kadar. Ekran kısmında yerlilik oranı yok. Yine işlemci olarak dünyanın üst düzey ve popüler üreticileri de Qualcomm şirketini kullanıyor. Qualcomm Amerikalı bir şirket. Bu yanda yazan Adreno tarzı bütün her şeyde o işlemciye ait parçacıklar. Ve tabi dünyadaki çoğu üretici de bu markayı kullandığı için Vestel'e tercihini bu markadan yana yapmış. Bu markanın alternatifi yok mu? Elbette var. MediaTek adında Taylandlı bir şirket. Qualcomm kadar üst düzey performanslı işlemciler yapmasa da ondan aşağı kalır yanı yok. Yani bir grafik olarak göstereceksek Qualcomm burada, MediaTek şuralarda bir şey. Çok da aman aman bir fark yok. Kamera bölümüne geçtiğimizde ise herhangi bir bilgi yine verilmemiş. O yüzden ben tahminlerimden yola çıkacağım. Benim tahminim Sony kamerası kullandı. Neden Sony diyor derseniz de Sony, Apple'dan tutun Xiaomi'sine kadar herkese kamera satıyor. Bu kadar geniş üreticilere kamera sattığı için de tahminimi Sony'den yana kullandım. Büyük ihtimalle Sony'dir. Yani Vestel'in kameraları da Japon malı. Batarya bölümüne geldiğimiz zaman yerli bir batarya şirketimizin olmadığını biliyorum. Ancak Vestel kendi fabrikalarında üretiyor olabilir bunu. Buna kesin bir şey söyleyemem. Bu da işte Vestel'in kendi yapıp yapmadığına bağlı ama onun hakkında bir bilgi verilmemiş. Ve tabii işlemcide gördüğümüz Qualcomm şirketini de görüyoruz. Bu da hızlı şarjı etkileyen Quick Charge 3.0 teknolojisi. Telefonunuz daha hızlı şarj oluyor. Hafıza, RAM gibi parçaları da dışarıdan ithal alıyoruz. Menşeliğini bilmiyorum ama yüksek ihtimalle Toshiba ya da Samsung gibi markalardan oluyordur bu. Ama sonuç olarak bunlar yurt dışından geliyor. Sadece anakartta emin değilim. Onu Vestel üretiyor olabilir. Olabilirliği olamazlı konuşuyorum çünkü kaynak yok. O yüzden kendi sitesinde bile kaynak yok. O yüzden size de kesin bir şey söyleyemiyorum. Ama anakart kendi üretiyor olabilir. Bluetooth, 4.5G gibi işlemciler ve sensörler de yurt dışından ithal geliyor. Onların da menşeliğini bilmiyorum. Onlar da büyük ihtimal Asya ülkelerinden geliyor. Vestel hiç mi bir şey yapmıyor diyebilirsiniz. Vestel telefonun dış cephesini, anakartını, pili belki, onda pek emin değilim. Telefonun kasasını ve tasarımını kendisi yapıyor. Ve tabii ki de montajlamayı Vestel ise yapıyor ve oradan da piyasaya sürüyor. Peki asıl soru şu. Bir telefon gerçekten %100 yerli olabilir mi? Ya da olmalı mı? Öncelikle %100 yerli olması çok çok zor. Çünkü bu işin belli başlı patentleri var. Yok Bluetooth'u, yok 4.5G'si tarzında bir sürü patentler var. Ama bunları çıkartırsak elbette %100 yerli olabilir. Ama peki biz yerli olup kötü bir telefon kullanmayı mı isteriz? Ve piyasaya sürüp dünya arenasına mı çıkmak isteriz? Yoksa en kaliteli malzemeleri alıp birleştirip onların kar marjını arttırarak satıp dünyaya öyle bir marka mı çıkartmak isteriz? Sizce hangisini isteriz? Hangisi bizim için daha yararlı olur? Mesela Apple her şeyi Amerika'da mı yapıyor sanıyorsunuz? Eğer öyle sanıyorsanız her şeyi yanlış biliyorsunuz. Çünkü Apple çoğu şeyi kendisi tasarlayıp başka yerlerde ürettiriyor. Apple'ın en iyi yaptığı şeyler yazılım ve tasarım. Gerisini ne yapıyor? Dışarıya veriyor. Ben her şeyi dışarıya verelim demiyorum. Kamera yapan da bir şirketimiz olsun. Anakart, ekran ve herhangi bir şey yapan şirketimiz de olsun. Onlardan alalım. Ama benim bahsetmek istediğim şey kaliteli ürünler üretelim ve dünyaya satalım. Mesela o Apple'ın çok meşhur olan A serisi işlemcileri kendisi üretmiyor. Kendisi sadece işlemcinin mimarisini tasarlıyor ve Samsung'a ürettiriyor. Evet, ezeli rakibi olan Samsung'a işlemci ürettiriyor. Kamera deseniz Sony'den alıyor. Çünkü en iyi kameralar Sony'de. Kalite mi yoksa yerlilik oranı mı? Hangisi? Bence kalite. Videonun sonunda neden bunu dediğimi anlayacaksınız. Ekran deseniz yüksek ihtimal LG'den alıyordur. Çünkü LG'nin ekranları gerçekten çok iyi. O 64 GB mı alayım, 32 GB mı alayım dediğiniz hafıza kartları da Toshiba üretimi. Evet, Apple'ın içinde Toshiba markalı hafızalar var. Hiç aklınıza gelir miydi? Gelmezdi. Ve Apple telefonların hiçbirini Amerika'da montajlamıyor. Foxconn adındaki Çinli bir şirkette yaptırıyor. Dev fabrikaları var ve Apple'a çalışıyorlar. Eğer iPhone kullanıyorsanız iPhone'unuzun arkasına bir bakın. Kaliforniya'da tasarlandı, Çin'de üretildi yazar. Apple bu mantıkta gidiyor. Ve Apple bu telefonları 200 ile 300 arasında bir maliye skalasında üretiyor. Ve şu an raflarda gördüğümüz Apple'lar kaç dolar? 800 ile 1000 dolar arasında gidip geliyor. Türkiye fiyatına göre hesaplamıyorum. Amerika fiyatına göre hesaplıyorum. Ve Apple'ın piyasa değeri kaç? 1 trilyon dolar. Evet, milyarı da aştı adamlar.
trilyona geçti. Demek ki neymiş? İllaki %100 yerli olmamız gerekmiyormuş. Önemli olan ortaya bir marka çıkarmamız ve kaliteli bir marka çıkarmamız. Bakınız, Türk Hava Yolları uçakları kendisi mi üretiyor? Kendi ürettiği uçaklarda hizmet verip %100 yerli hizmet mi veriyor? Hayır. Uçakları başka bir şirket ürettiriyor ve profesyonel olduğu bir alana odaklanıp en iyi hizmet veren şirketlerden biri oluyor. Onun için önemli olan bir dünya markası çıkarmamız, kaliteli bir şeyler ortaya koymamız ve onların kar marjını gitgide arttırmamız. Onları dünyanın her yerine götürmemiz. Evet, yerlilik çok önemli. Keşke her şeyimiz yerli olsa. Ancak öve ve bitiremedikleri Apple dahi kendi ülkesine göre yerli değil. Ama şu an dünyadaki en değerli şirket. Onun için önemli olan marka çıkarmamız. Onları dünya arenasına sokmamış. Umarım dediklerim faydalı olmuştur. Aklınızda herhangi bir soru işareti bırakmamışımdır. Eğer bırakmışsam da aşağıda yorumlara yazarsanız ben de cevaplarım. Şuradan ve şuradan diğer videolarıma bakabilir. Şuraya da tıkladıktan sonra bir buton daha var. Tıklayarak bana destek olabilirsiniz. Başka videolarda da görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize çok iyi bakın.